Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Haç Suresi 11-17. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildirmekte. وَمِنَ النَّاسِ İnsanlardan bir kısmı da vardır ki مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى harf Allah'a sanki bir uçurumun kenarındaki kimse gibi ibadet eder. Bu şöyle anlatılıyor. Mesela iki ordu diyelim karşılıklı savaşıyor. Arada mütereddit olanlar var. Bunlar tepede bir yerde bekliyorlar. Hangi taraf galip gelirse ona göre tavır alacaklar. Bu şekilde Allah'a ibadet noktasında da bir kısmı kendi menfaatine göre değerlendiriyor. İşine gelirse ayet okuyor, hadis okuyor ama gelmediği zaman da yüz çeviriyor. فَاِنْ اَصَابَهُ خَيْرٌ Eğer kendisine bir hayır isabet etse اِطْمَأَنَّ بِهَا Onunla mutmain. Yani keyfine diyecek yok. Diyelim Müslümanlarla beraber görülüyor. Savaşlar kazanılmış, ganimetler elde edilmiş. Oh ne âlâ, keyfine diyecek yok. Ve onlarla beraber olmaktan son derece mutlu. Ama وَاِنْ اَصَابَتُ فِتْنَةٌ Eğer kendisine bir fitne isabet etse İnkalebe ala veçihi yüzüstü çevriliyor. Tamamen böyle tersine dönüyor. Hasira dünya vel ahira böyle olan bir kimse dünyada da ahirette de hüsrandadır. Dünyası da zarardır, ahireti de zarardır. Kur'an-ı Kerim ve minen nas diye başlayan ayetlerinde insan tiplerini bize anlatır. Bu da menfaatçi bir insan tipini bize gösteriyor. Yani evet samimi Müslümanlar var, doğrudan kafir olanlar var ama bir de menfaat ipiyle, menfaat bağıyla Müslümanlara bağlı olanlar var. İşine gelirse, işler yolunda giderse o da Müslüman ama zor günde Müslüman değil, zor günde başkalarıyla beraber. Bununla alakalı tarihte değişik örnekler vermek mümkün, günümüzden de örnekler vermek mümkün. Diyelim bir takım gelişmeler olur, Müslümanlar daha ön planda olur, bazıları tamam biz de sizinle beraberiz der ama ardından durum biraz değiştiğinde artık İslami kimlikle görülmek bazılarına problemli gibi geldiğinde artık bizim sizinle bir alakamız yoktur derler, ortalıkta da görülmezler. Bu anlamda da değerlendirilebilir böyle bir insan tiplemesi. Tarihin her devrinde olmuştur. Günümüzde de yine olmaya devam etmektedir. Halbuki bir insan menfaat ipiyle Müslümanlığa bağlı olmak değil, gerçekten samimane Allah'a yönelmeli ve Allah emrettiği için ibadeti yapmalı. Başkalarına görülmek, başkalarını memnun etmek için değil, Allah'ın rızasını elde etmek için gayret göstermeli. Böyle yapanlar zor günde de Müslümandır. Kolay günde, nimetlerin bol olduğu günde de Müslümandır. Hani bazı ağaçlar vardır, bunlar yazda yeşildir, kışta yeşildir. Turunçgiller gibi. Mesela portakal ağaçları, limon ağaçları. Bunlar yazın yemyeşil olduğu gibi, kışında bunlar yine yeşildir. Bir Müslüman da zor günlerde de Müslüman olmalı. Çetin kış şartları gibi uygun olmayan şartlarda yine İslamiyet'i yaşamalı. Ama Müslüman olmanın artıları olduğu, kendine bir takım getirileri olduğu dönemde de o menfaatleri gaye edinmeksizin yine İslamiyetini düzgün bir şekilde yaşamalı, hayatında tatbik etmeli. Yoksa zor günlerde kaçarak ama rahat günlerde ben de Müslümanım diyerek Müslüman olmak bu ideal bir Müslümanlık tipi değildir. Ve bu gibi olanlar yani nimetler olduğunda ben Müslümanım deyip ama nimet yerine külfet gelmeye başladığında hayır ben sizden değilim diyenler bunlar hasira dünya vel ahira dünyalarında da kaybetmişlerdir, ahirette de kaybetmişlerdir. Mesela bunlar dünyada nasıl hüsrana uğrarlar? Artık Müslümanlardan olmadığını beyan etmekle ileride bir takım tehlikelerle karşı karşıya kalabilecektir.
dünyayı elde etmek niyetiyle böyle bir karar almışken dünyayı elde edemeyecek pek çok sıkıntılarla karşı karşıya kalabilecektir. Yani dünyası da mamur olmayacaktır bu gibi kimselerin. Diğer alemde de samimi Müslüman olmadığından dolayı ahireti kaybetmiş olacaktır. Bazı insanlar vardır ki en azından dünyada kazanırlar. Öyle görülür. Ama bu gibi münafıkhane hareket edenler dünyada da ahirette de perişan olacaktır. Tabii doğrudan açıktan kafir olanlar dünyada kazanmış gibi görülse bu gelip geçici bir saltanattır. Ona da aldanmamak gerekir. Onların dünya hayatındaki zevk-i safası ve deptebesi şaşası ve ulaşmış oldukları saltanat tarzında şeyler adeta bir rüya gibidir. Diğer aleme gidildiği zaman bunun kıymeti kalmayacaktır. ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ İşte bu şekilde dünyayı da ahireti de kaybetmek apaçık bir hüsrandır. Yani dünyada da perişan olmak, ahirette de perişan olmak en kötü bir hüsrana kendini maruz bırakmaktır. يَدْعُوا مِنْ دُونِ Bu gibi durumda olanlar Allah'a ibadeti bırakıp da Allah'ın dışında bazılarını çağırırlar. Onlara ibadet ederler. مَا لَا يَدُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ Kendisine zarar da vermeyecek, fayda da vermeyecek şeylere dua ederler, onlara yalvarırlar. Yani cansız putlardan veya canlı da olsa kendilerine fayda zarar vermeyecek şeylerden medet umarlar. ذَٰلِكَ هُوَ الدَّلَالُ الْبَعِيدِ İşte bu, haktan son derece uzaklaşmaktır. Ve son derece batıl bir yola sapmaktır. İnsan bir miktar böyle haktan inhiraf etse tekrar dönmesi kolay olabilir. Ama bütün yoldan çıkmışsa artık onun yola gelmesi çok zor bir durumdur. يَدْعُوا لَمَنْ دَرُّهُ اَقْرَبُ مِنْ نَفْئِهِ Böyle olan kimseler fayda vermekten ziyade zararı daha yakın olan kimselere veya bir takım batıl mabutlara ibadet ederler. Lebi'sel mevle bu ne kötü bir mevladır ve lebi'sel aşir ve ne kötü bir yakın, ne kötü bir arkadaştır. Yani dünyada bazılarını Allah'ın dışında mabut kabul etmek, ondan bir medet beklemek, halbuki bunlar kendilerine fayda ve zarar veremeyecek durumda. Nerede kaldı kendilerine tabi olanlara fayda ve zarar verebilsinler? İşte onlarla beraber olmak çok kötü bir beraberliktir. Çok kötü bir arkadaşlıktır. اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ Allah iman eden salih amel işleyenleri cennetlere alır. تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارِ Altlarından nehirler akan cennet bahçelerine onları alır. Ve inna Allah yef'alu ma yurid ve şüphesiz Allah dilediğini yapar. Yani kafirlerle ilgili dünyada da ahirette de onları perişan edecek tasarrufları olur. Ve ahirette onları cezalandırır. Ama ehli iman olanları ise altlarından nehirler akan cennet bahçelerine onları alır, mükafatlandırır. Men kâne yazunnu ellen yansurahullahu fiddünya vel âhira. Her kim ona dünya ve ahirette Allah yardım etmeyecek şeklinde bir zan içindeyse fel yemdud bi sebebin ile sema semaya tavan olarak da düşünülebilir. Tavana bir ip çeksin. Sümmel yakta sonra da hayatına son versin. فَلْيَنْزُرْ Baksın bakalım. هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيْزْ Bu düşünmüş olduğu hile onun öfkesini giderecek mi? Buna bir baksın. Değerli izleyenlerim, ayeti kerime doğrudan mealinden belki anlaşılması zor olan ayetlerden bir tanesi. Bunlardan yani buna verilen manalardan bir tanesi her kim Allah peygamberine dünyada da ahirette de yardım etmez diye düşünüyorsa artık yaşamasının bir anlamı yoktur. Tavana ipi assın, kendini idam etsin.
Baksın bakalım böyle bir şey herhangi bir şeyi giderecek mi? Öfkesini giderecek mi? Bu manada bir değerlendirme var. Bir başka yönüyle sema derken evin seması değil de dünyanın seması. Yani Allah'a semadan vahiy geliyor. Allah-u Teala'dan sema canibinden peygamberimize vahiy gönderiliyor. İşte bu kimse buna engel olmaya çalışsın. Allah'tan peygamberine yardım geliyor. Bu yardımı engellemeye çalışsın. Bakalım yapabilecek mi? Bu manada verilmiş. Belki bir başka mana şu düşünülebilir. Yani eğer bir kimse şu dünyada Allah'a inanmıyorsa veya inancı zayıf olup da Allah artık dünyada da ahirette de bana yardım etmez diye düşünüyorsa bu durumda sanki yaşamasının bir anlamı da kalmıyor. Bu kimse adeta ölü gibi. Böyle bir manaya da dikkat çekmek olabilir. وَكَذَٰلِكَ اَنْزَلْنَاهُ اَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ Böylece biz onu apaçık ayetler şeklinde inzal ettik, indirdik. Kur'an'ı apaçık ayetler şeklinde indirdik. وَاَنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يُر۪يدٍ Ve şüphesiz Allah dilediğine hidayet eder. Allah dilediğine yol gösterir. Bu ve benzeri ayetlerde yani Allah dilediğine hidayet eder, dilediğini yoldan çıkarır. Bazen yanlış anlamalar olabiliyor. Herhalde bir bütün olarak bakmamızda fayda var. Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayette Allah-u Teala yehdi ileyhi men enab. Allah kendisine yönelene hidayet eder buyuruyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın hidayeti kendisine yönelenleredir. Yoksa durup dururken bazılarına torpil geçilmiş değildir. Bazıları da Allah'ın rahmetinden durup dururken uzaklaştırılmış değildir. Ve Cenab-ı Hak yine başka bir ayette bildirdiği üzere inna hedeynahu sebil. Biz insana yolu beyan ettik, gösterdik. İmme şakiran ve imme kefura. Artık bu insan isterse şükreder, isterse de nankörlük yapar. Demek ki iman etmek veya küfrü tercih etmek biz insanlara bırakılmış ama hidayet Allah'tan, yaratma noktasında Allah'tan. Ve o hidayet yolunu göstermek yine Allah'tan. Allah peygamberleriyle hidayet yolunu gösteriyor. İndirdiği kitaplarla yine gösteriyor. Ve insana rüyada verdiği bazı mesajlarla, insana vermiş olduğu akılla, bu gibi şeylerle Allah-u Teala yolu gösteriyor. Ama o yolda şeytan engeli de var. Şeytan başka yollar gösteriyor. İnsanı yoldan çıkaracak, dalalete sevk edecek şeyleri gösteriyor. Bu durumda insana düşen ilahi hidayete tabi olmak ve o Kur'an'ın gösterdiği, peygamberin gittiği dosdoğru yolda gidebilmek. Bunu yapmadığı zaman yanlış yollar var, haktan saptıran yollar var. O yollar ise insanı ateşe doğru götürüyor. İnnellezîne âmenû, gerçekten o iman edenler, vellezîne hâdû, Yahudiler, vessâbiîne, vessâbiler, vennasâra, Hristiyanlar, velmecûs, mecusiler, vellezîne eşrekû, ve Allah'a ortak koşanlar. İnnallâhe yafsılu beynehum, Allah bunların arasında hüküm verir. Bunların arasını ayırır. Yafsılu beynehum yevmel kıyame. Kıyamet günü bunlar arasında hüküm verir ve bunların arasını ayırır. İnnallâhe alâ külli şeyin şehid ve Allah şüphesiz her şeye şahittir. Mülkünde cereyan eden her şeyi Allah bilmektedir. Değerli izleyenlerim, burada 6 grup insandan bahsedildi. Ehli iman olanlar, Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler, bir de müşrikler. Günümüzde daha değişik isimlerde gruplar, değişik dinlerin sahipleri bulunmakla beraber وَالَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا bunları da içine alabilir. Çünkü Allah yerine başka şeye tapanların hepsi müşriktir. İşte bunların hangisi hak yolda, hangisi batıl yolda, kim hakka ne kadar isabet edebilmiş, bunlar arasında diğer alemde hüküm verilecek. وَالَّذ۪ينَ
İnnellezine amenu derken ehli iman yani Müslümanlar, vellezine hadu Yahudiler, Yahudiler tarihin köklü milletlerinden, dinleri günümüze kadar devam etti ve devam ediyor. Sabiler bunlar da daha çok gök cisimlerine tapan, onları kutsal kabul eden ama evvelinde hak bir dinin mensupları. Nasıl ki İslami inanca göre Hristiyanlık aslında hak bir din ama zamanla tevhidden teslise geçtiler. Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu dediler. Allah'ın bir peygamberi iken. Orada bazı bu manada değişmeler olduğu gibi Sabiler de Sabiler denilen grup, bunlar da zamanla bir takım inançlarını değiştirdiler. Tevhidden şirke düşmüş oldular. Ama evvelinde bunlar da yine Allah'ın gönderdiği bir peygambere tabi olan kimseler. Günümüzde Irak'ın bazı bölgelerinde Sabilerin devam ettiği ifade ediliyor. Nasara Hristiyanlar, Hristiyanlar dünyanın hemen her tarafında bulunmakta ve nüfus itibariyle düşünüldüğünde belki en yoğun, en kalabalık bir dinin mensupları Hristiyanlar. Mecusiler, bunlar hayır ilahı, şer ilahı diye Yezid ve Ehriman namıyla iki farklı ilah kabul etmişler. Ve onlar şer ilahı olarak gördükleri aslında şeytan. Şeytanın yaratma gücü yok. Ama onlar zamanla sanki kötü şeyleri Allah'a nispet etmek, Allah'a iftira olur gibi düşünmüşler. Allah'ı tenzih etmek için şer ilahı kabul etmişler. Ehriman namıyla bir şer ilahı kabul etmişler. Bunlara Thaneviyye de deniliyor İslam tarihinde. El Milal ve Nihal isimli kitaplarda, yani mezhepler tarihini anlatan kitaplarda, bunlar iki ilah bir nevi kabul ediyor. Allah'ı kabul etmekle beraber şer ilahı şeklinde başka bir ilah da kabul ediyorlar. Bir de vellezine eşreku, Allah'a şirk koşanlar. Allah'a şirk koşanlar ya doğrudan Allah'ı kabul etmeden diyelim bir puta ilah diyebilir veya Allah'ı kabulle beraber diyelim ki putları araya aracı olarak koyar. Kur'an-ı Kerim bu ikinci manaya da mesela dikkat çekiyor. Müşriklerle alakalı, yani nedir bu taptığınız putlar, niye bunlara tapıyorsunuz denildiğinde onlar diyorlar ki مَا نَابُدُهُمْ اِلَّا لِيُغَرِّبُنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Biz bunlara bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz. Aslında Allah'a yaklaştıracak değil. Put Allah'tan uzaklaştırır ama onlar kendileriyle Allah arasında bir aracı koyuyorlar. Güya masumane düşünüp herhalde şunu hayal ediyorlar. Allah çok yüce, çok münezzeh, çok müteal, alemin fevkinde. Böyle olunca doğrudan biz Allah'a ulaşamayız ama araya vasıta koyacak olursak o vasıtalar bizi Allah'a ulaştırır. İşte İslam öncesi Arap müşriklerinin durumu genelde böyleydi. Onlara وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsanız, sorulsa kendilerine, o zaman Allah yarattı diyecekler. Yani Allah'ı kabul ediyorlar. Peki bu putlar neyin nesi oluyor? Bunlara da bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz. Böyle cevap veriyorlar. İşte günümüzde dünyanın hemen her yerinde böyle ilkel kabile putlarından, totemlerden tutun, daha böyle başka bir takım ruhani varlıkları put yapan, ilah kabul eden inançlara kadar çok değişik inanç sahipleri var. Bunların hangisinin hak yolda, hangisinin batıl yolda olduğu, kimin ne kadar Allah yolunda olduğu diğer alemde ortaya çıkacak. يَوْمَ تُبْلَتْ سَرَائِرْ. O gün sırlar ortaya çıkacak. İman edenlerin imanı, küfredenlerin küfrü, şirk koşanların şirki hepsi ortaya çıkacak. Hani anlatırlar, adamın birisi tıraş olurken berbere demiş ki saçımda çok beyaz var mı? O da demiş birazdan önüne düştüğü zaman görürsün. İşte insanların da durumunun ne olduğu, imanı ne kadar, ibadeti ne kadar, ihlası ne kadar, şirk ile beraber mi Allah'a iman etmiş, ihlaslı mı değil mi, bütün bunlar diğer alemde ortaya çıkacak. Cenab-ı Hak
akıbetimizi hayır eylesin. İmanla bu dünyadan gitmeyi, cenneti kazanmayı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.